Selamünaleyküm değerli tespih sever abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun ben de iyiyim ama daha videoyu başlamadan önce şöyle bir beğenirseniz, bir abone olursanız, videoda bittikten sonra eğer hoşunuza giderse eleştirme amaçlı ya da normal amaçlı küfür dahil olmak üzere bir yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Deyip burada şu an gördüğünüz üzere doğal taşlar var. Doğal taş tespihleri almak istemedim çünkü onları sipariş üzerine alıyorum. Trendyol'dan ya da diğer sitelerden sattığımda sipariş üzerine gidiyorum. Habbe sayısı kadar alıp geliyorum. Bunları siparişleri teslim ediyorum. Çünkü fazlasıyla her gün fiyatı değişiyor, fiyatı düşüyor. Aynı dolar kuru gibi oynadığı için bu yüzden gidip alamıyorum. Ama bayramda karşıya gittiğim için demeyecektim, dedim yine. Demekten nefret ediyorum, kusura bakmayın. Bazen oluyorum böyle ama olsun. İnşallah bunlar da düzelecek. Çünkü fazla çalışmadım. İnternetten şöyle kağıda göstereyim. İnternetten yazdım, kendime not aldım. Bunları sizlere anlatacağım. Ve doğal taşlarda en çok aranan, en çok bilinen taşları sizlere çıkarmak istedim. Kaplan gözü, havlit, yeşim taşı. Ondan sonra akik, mercan, bir de firuze taşı olan taşları aldım. Şurada bir tane de doğal taş olmayan ama cam piyasada doğal taş diye satılan tespihi size göstermek istiyorum. Şimdi genellikle hani bunlar, ben inanmıyorum tabii ki doğal taşlar ama inananlar var ve saygım inananlara sonsuz diyebilirim sizlere. Çünkü gerçekten doğal taş taşıyıp da kolyesini, yani ben ortalama şunu biliyorum ki bir teyzemizin boynunda 20-30 yıldır firuze taşı kolye olduğunu biliyorum. Bu yüzden saygı duyuyorum ve saygı duyduğum için de satmak istedim. Çünkü piyasada çok fazla doğal taş satanlar var ve doğal taş satanların genelliği şöyle bir doğal taş satıyor. Doğal taş tesbih ya da doğal taş kolye ucu falan diye satarak şöyle cam tesbihlerin boyanmış hallerini satıyorlar. Ağırlığa ağır, bildiğimiz doğal taş gibi. Ama doğal taşla hiçbir alakası yok. Ve ortalama piyasada 69 lira, 79 lira gibi aralıklarda gidiyor. Bildiğiniz üzere öncelikle şöyle firuze taşını sizlere göstermek istiyorum. Firuze taşının piyasadan da duyduğumuz üzere, insanlardan da duyduğumuz üzere çok fazla özelliği var. Kimi zaman kolye olarak kullanıyorlar, kimi zaman da Can Yaman'ın dizisi gibi gördüğünüz gibi şöyle elde avuçlayarak, artistlik yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama ben bunu tabii ki yani elde bir tane olarak şöyle hani faydasını gördüm. Ben de zamanında bunları kullandım. Mesela sigara içerken elin beyazlatması falan birkaç tane faydasını gördüm ama bazı şeylerine inanmıyorum şimdi. Bir firuze taşından çok fazla şey bekliyoruz. Firuze taşından ne bekliyoruz örnek? Ya kısmetimi açar, para getirir, şunu yapar, bunu yapar. Ya benim kısmetimi açıyor, para getiriyor. Nasıl getiriyor? Ben bunları sattığım için bana para getiriyor. Sattığım için de ortamlara, bir yerlere girdiğim için de kısmetimi açmış oluyor. Şimdi bunlar kişiye şans getirdiğine inanılıyor. Şimdi ben o zaman evde bir odamda oturayım. Şunu avuçlayayım, 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 avuçlayayım. Sonra cebime bakayım, 500 milyar falan para olsun ya da banka hesaplarım para da olsun. Öyle bir şey yok. Sen yine elinden geleni yaparsın. Bunlar biraz daha psikolojik. Nasıl psikolojik? Şimdi başının ağrıdığını düşün. Yerden bir tane taş al, sık ve o taşın sana iyi geleceğini düşün. İyi geleceğini düşündüğün zaman psikolojikman doğal olarak iyi geliyor. Kaygı duygusuna karşı bazı nasıl diyeyim size? Yine kaldık. Kaygı duygusuna karşı koruma şeyleri varmış. İçgüdüsel bir duyguları falan varmış. Başarı getirdiğine inanıyormuş. Nazara karşıymış. Tansiyonunu falan dengeliyormuş. Piyasadaki tansiyon ilaçlarını falan çöpe atmış oluyoruz ona rağmen. Ya dediğim gibi %90 bunlar psikolojik olan şeyler. Avucunuzda şöyle tuttuğunuz zaman ya da kolye tarzı kullandığınız zamanlar deseni falan çok güzel. Benim sadece gördüğüm kadarıyla eli beyazlatıyor ve taş çok iyi, hissiyatlı bir taş ve çok güzel bir taş. Böyle elde oynadığın zamanlarda falan hoşuna gidebilecek bir taş. Hemen Havlit'e geçmek istiyorum. Havlit bazı arkadaşlarıma da hediye etmek istiyorum bunlardan. Mesela atarlarsa, çünkü bunda en çok araştırdığıma göre en çok hoşuma giden bir şey var. Bencilliği yok ediyormuş. Bak, bencilliği yok ediyormuş. Şimdi kuzencim bir bencillik yapsana bana. Bencillik. Aha. Adam o kadar saf ki bencillik ne bilmiyor. Hiç Bu dükkan yapmadım ya. benim, sana hiçbir şey vermem falan desene. Bu dükkan benim. Sana buradan bir iğne bile verme. Al sana Havlit taşı. Bir dakika, öyle olma. Bir daha diyeceksin şimdi. Bir daha der misin? Bu dükkan Bu benim. dükkan benim. Sana buradan bir iğne bile vermem. Al Havlit taşı. Kendine gel. Şimdi de Dükkan senin kuzen. bak, Havlit taşının etkileri. Arkadaşlar bu reklam hiçbir yerde yok. Havlit taşı böyle bir işe yaradığı söyleniliyor. Tabii ki böyle bir işe yaramıyor. Strese karşı iyi geldiği söyleniliyor. Huzur ve sakinlik verdiği söyleniyor. Kalsiyum dengesini sağladığı söyleniyor. Tamam, bunları okey. Tamam, bunları okey.
Stresi alıyor, tamam, bunu kullanıyorsun falan. Kullanırken hani sesi olsun, şöyle birbirlerine vurduğunda sesi olsun ya da şöyle kullandığında falan hissiyatı olsun, strese falan iyi gelebilir. Deniz kıyısında oturduğun zamanlarda, borcun olmadığı zamanlarda ya da nasıl diyeyim, güzel bir şeyler olduğu zamanlarda strese iyi gelebilir. Ama bencilliği yok eder dediği bence yine psikolojiye değiniyor. Çünkü bir taşın bencilliği yok etmesi farklı bir şey. Bencillik dediğin şey, insanlık dediğin şey aileden gelen bir şey. Bu yüzden hani aile karşısında terbiye almadıysan, aile karşısında eğitim almadıysan, ne kadar taş kullanırsan kullan, istersen kafanda kayasıyla gez, yine bir şey olacağını sanmıyorum. Hemen şurada akik taşına geçmek istiyorum. Akik taşını çok duyduk piyasada ve en fazla bileklik olarak falan kullandık. Kolye olarak genellikle firuze kullandık ama bileklik olarak hep akik kullandık. Çünkü cilt hastalıklarına iyi geliyor. Daha demin de söylediğim şeylerde bunu kullandığınız zamanlarda, sadece bu taşı demiyorum, diğer taşları da kullandığınız zamanlarda anlamsızca eli beyazlatıyor ve gerçekten elleri güzel yapıyor. Benim ellerim çok fazla aşırı soyuluyordu. Daha önceki videolardan da görürsünüz. Şimdi ise elim gerçekten güzelleşti. Artık bu el neler çektiyse Allah çektirmesin. Cilt hastalıklarına iyi geldiğini söylemiştik. Bedenin güçlendirici bir etkisi olduğunu söyleniyor. Mesela şu taşı kullandığınızda Süpermen'e dönüşebiliyorsunuz. Sağdan sola uçabiliyorsunuz gibi desem de inanmayın hiçbir şekilde. Ağrıları azaltır diyor. Ağrıları daha demin de söylediğim gibi yine psikolojik. Mesela başın ağrıyor, şu taşı iki kullandığınız sesinden dolayı rahatlama olabilir. Mesela bak. Sesi biraz daha rahatlatıyor. Zamanında bizim mıklatızlar vardı, böyle iki tane halkalı, hatırlar mısın onu? Böyle havaya fırlatıyordun, dırırt diye geliyordu. O da mesela baş ağrısını falan kesiyordu. O da benim hoşuma gidiyordu. Tabii bu taşları kullananlara dediğim gibi saygım sonsuz. Çünkü ben de bu taşlardan para kazanıyorum. İnsanlara bu taşları fazlasıyla övmem gerekiyor ki satmam gerekiyor. Sattıktan sonra da para kazanmam gerekiyor. Aynı şekilde yeşim taşını söylemek istiyorum. Yeşim taşımın görüntüsü diğer taşlardan biraz daha farklı. Hassasiyeti falan da farklı. Parlaklığı da farklı. Diğer taşlar biraz daha parlakken, yani şimdi bana sorsanız hangi taşı alırsınız? Ya Havlit'i alırım, ya Firuze'yi, ya Aki'yi alırım. Kaplan gözü de biraz tuhaf geliyor bana. Ama şunlar. Yeşim taşı. Bu da aynı şekilde huzur ve güven verdiğini söylüyor. Yine aynı şekilde yapacağız. Kuzenim, bana güveniyor musun? Güvenmiyorum. Al sana bir yeşim taşı. Şimdi güveniyor musun? Sana sonuna kadar güveniyorum artık. Evet, o zaman yeşim taşı Trendyol Most Tespit'te gerçekten çok uygun fiyata sizlerle olacağına inanın derim. Ve bunları da yavaş yavaş Trendyol'a ekleyelim. Hemen odaklanmayı falan kolaylaştırıyormuş ama ben inanmıyorum öyle şeylere. Ama dediğim gibi inanana saygım var çünkü para kazanıyorum. En güzeline geldik şöyle şimdi. Kaplan gözü de piyasada çok bilinir ve orijinal kaplan gözü bulmak gerçekten bir hayli zor olduğu için şimdi ben buldum. Şimdi mesela kaplan gözü tespitleri satıyorlar ama ilerleyen zamanda güneş gördüğünde ya da az bir şey kullandığınızda şöyle iç kısımları falan soyuluyor. Tabii bunlar da hangi dağlardan çıkartılıyorsa bir emek var, bir uğraş var ve piyasada gerçekten çok pahalı özelliğine. Şimdi kaplan gözü biraz daha güç ve cesaret verdiğine inanılıyor. Büyü ve nazarı olumsuz yönde etkileyeceğine inanılıyor. Şimdi güç, gerçekten elinde tuttuğun zaman bunun güç verdiğini hissediyorsunuz. Çünkü niye? Deseni biraz daha kaplan gibi olduğu için gerçekten güzel. Sesi de öyle olduğu için kullandığınızda hani bir tık cesaret ve güç verebilir. Özgürlük ve bağımsızlık hislerini arttırıyormuş. Yani bu senin zihniyetinde ya da kafanda bir özgürlük yoksa, istediğin taşı kullanırsan kullan, dediğim gibi özgür ya da bağımsız olamayacaksın. Bu yüzden düşünceler çok önemli bu konuda diyorum. Evet, bu taşları da böyle bırakıyorum. Bir de şurada iki tane deniz mercanımız var. Bunu da Monşar Murat abimiz verdi. Ya bunu o kadar çok faydası olacak şekilde fazla kullanmadım. Sadece bir hafta, iki hafta gibi bir müddeti kullandım. Burada gördüğüm tek bir şey yine elimin beyazlaması ve elimdeki soyulmaların gitmesi oldu. Yani az da olsa işe yarıyor diyebilirim. Daha fazla etkisine inandığınız şeyler varsa alta yazarsanız biz de onlar için güzel bir video çekmek isteriz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, görüşme dileğiyle.